Yeryüzünde kalmış son cennet parçası olan Bali Adası'na herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ubud'u keşfedeceğiz. Burası da benim kaldığım yer. Burası Numan Cafe. Arkada hemen şey var, benim ev var. Küçük bir balines villa. Zaten göstermiştim Instagram'da. Belki videonun sonlarına doğru ufak bir ev turu da yaparız. Ama burası geçici evim olduğu için çok fazla da göstermek istemiyorum açıkçası. Bir hafta sonra yeni yere taşınacağım. Orayı hepinize anlatacağım. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de şu kardeşiniz için yorumlarınız videoya başlamadan önce yapılması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü YouTube algoritması değişti. Videonun sonunda yaptığınızda açıkçası çok bir işe yaramıyor. Sizden rica ediyorum. Videoya geçmeden önce böyle küçük bir emoji olur. Nokta virgül yorum yaparsanız. Ayrıca videoyu beğenirseniz şu bünyeyi çok mutlu edersiniz. IT Allah'da Agency farkıyla yeni bölüm Bali gezisi başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi evden ayrıldım. Çarşıya doğru gidiyorum. Önce günlük işlerimiz var, rutin. Onları göstereceğim size. Kirli kıyafetler var. Şu an kaldığım evde çamaşır makinesi olmadığı için haftada bir defa veya iki defa kuru temizlemeye veriyorum. Birini sen görmüş olacaksınız daha sonra. Hava güzel bugün şansımızdan. Hello bro, selamat pagi. Apa kabar. Bagus, makasi. Evet, maymunlar ormanın arka kapısı burası arkadaşlar. Bugün de hava 30-32 derece, güzel, tatlı, böyle çıtır bir hava var. Tam böyle manitayı alıp gezmelik. Şimdi dar geçitten geçeceğiz. Şurası da gösterelim lütfen. Kapadokya restoran. Bizim ortağımızın restoranı, Murat abimizin, kıymetlimizin. Gelirseniz Ubud'da aç kalmazsınız. Çok güzel Türk yemekleri yapıyorlar. Onları da bir sonraki bölümde detaylı göstereceğim size yemekleri. Şimdi bu 1-2 bölüm Bali'deki yeni bölümlerimiz. Böyle Bali'yi tanıma ve burada ne iş yapacağımla ilgili detayları anlatacağım. Bali'de nasıl yaşanılır? Oturum nasıl alınır? Buraya neden yerleştim? Bunların hepsini detaylı olarak konuşacağız. Şu an gizli yoldan geçiyoruz. Burası Maymunlar Ormanı'nın içi arkadaşlar. Hadi gençler, hızlı olun lütfen. Por favor. Çok iyi değil mi yollar? İşte Bali'yi sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Doğası, huzuru, dost canlısı insanları. Gördüğünüz zaten çocuk motordan geçerken hemen selam verdi. Ne haber abi falan dedi. Ya bunlar çok güzel şeyler gerçekten. Özellikle Avrupa ülkelerinde artık unutulmaya başlandı. Arkadaşlıklar, dostluklar, komşuluklar. Ama Endonezya Bali'de hala yaşıyor. Ve eminim ki 150 yıl daha yaşayacak. Zaten bizim yaşayacağımız da o kadar. En azından şu kültürün içerisinde güzel günler geçirelim, güzel anılar biriktirelim, güzel insanlar tanıyalım. Onun derdindeyim. Maymunlar Ormanı burası sol taraf. Maymunlar burada bakın cirit atıyorlar. Ama ücretsiz gelip görmek isterim derseniz de bu yola girip maymunlarla keyif vakit geçirebilirsiniz. Dikkat edin, maymun ısırırsa çok kötü ağır hastalıklar geçirebilirsiniz. Maymunlarda çünkü birbirinden farklı onlarca hastalık barındırıyor. O yüzden sürekli aşı olmanız gerekiyor maymun ısırdığında. Çok tedbirli olmanız lazım. Ne yapıyorsun lan sen? Pişt! Yakalamış manitayı orada. Sıkıştırmış köşeye, terbiyesiz. Evet, yukarıdaki halk da ilginç bakışlarla maymunlar ormanındaki maymunları seyrediyorlar. Şimdi ana caddeye doğru geldik arkadaşlar. Evet, burası kısa yoldu. Diğer türlü ana yolu kullanmak isteseydim yaklaşık buraya çıkmam 10-12 dakika sürecekti. Gördüğünüz gibi videoda sizlerle birlikte 2 dakikada geldik abi. Yani zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. Anı yaşamamız lazım, anı kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an Ubud'un şehir merkezine doğru geliyoruz. Of, of, her yer yemyeşil abi, her yer ağaç. Burada ağaç kesmenin cezası çok ağır, çok büyük, haberiniz olsun. Yani bir yere inşaat yapacaksın, ev yapacaksın mesela, arazinin ortasında ağaç var. Kesinlikle o ağacı kesemezsin. Yani ağacın içinden yapman gerekiyor, binayı dönmen gerekiyor. Şuradan biz hızlıca geçelim. Evet, bazen böyle tilkilikler yapıyoruz. Mecbur artık, I'm from Bali yani, biz de Bali'li olmaya başladık arkadaşlar. Evet, Ubud'un merkezine geldik. Burası Losteria Pizza, şu sol tarafta gördüğünüz yer. Benim en favori pizzacımdır. Harikadır. Sahibi İtalyan bir abimiz, Napoli'li. Napoli style pizza yapıyor burada ekşi hamurla. Seversiniz. Gelirseniz orayı da ziyaret edin. Sağda Bebek Bengil var, ördekçi. Müthiş bir restoran. Ördek kızartması yemek isterseniz. Bebek ördek demek arkadaşlar Endonezya dilinde. Babi domuz demek. Ayam tavuk demek. Şuradan sağa döneceğiz. Trafik slowly slowly ilerliyor. İnsanlar burada çok sakinler. Korna sesini hiç duymazsınız. Yani korna sesini duyuyorsanız ve bilin ki o Türk'tür. Bali'li değildir. Ben çünkü ister istemez alıştığımız için Türkiye'nin şartlarına, koşullarına bazen böyle sinirleri kornaya basabiliyoruz. Yapmamak lazım. Doğru şeyler değil ama alışıyorum yani ben de zamanla. Bir anda olmuyor her şey.
Bu bölümde tabii 1-2 dakika sonra yeni bir misafirimiz olacak, yeni bir konuğumuz olacak. Kendisi de bir süredir burada, benim arkadaşım. Sizlere göstereceğim, o da YouTube'a başladı. Çok tatlı bir kız, güzel içerikler üretiyor. Sayfasını takip almanızı öneririm. Şimdi az sonra buluşacağız kendisiyle. Şuradan bir sağa dönelim önce, kuru temizlemeye, kıyafetlerimizi verelim. Kuru temizlemenin orada bizi bekliyor. Evet, bu cadde şu an ara yollar aslında, çok fazla kullanılmaz. Ana yola çıkmıyorum ben çünkü orada trafik olduğu için. Ubud'da akşam 7-8'e kadar hep trafik olur arkadaşlar. Onlar da servis ve taşıma araçlarının trafiği yoğunluğu. Çünkü Bali Adası'nda yollar dar olduğu için ister istemez trafik bayağı bir sıkışabiliyor. Benim kuru temizlemecim burada. Şimdiye kadar yaklaşık 20 tane kuru temizleme denedim. Şu an bulduğum buranın en iyisi diyebilirim. Çünkü beyaz renk verdiğiniz kıyafetleri gri renk olarak geri alabiliyorsunuz. O da büyük problem. Yani eşyalarınız çöpe gidiyor. En azından bulduğum yer kıyafetleri ayrı ayrı yıkıyor. Kilogram fiyatı ise 15 rupi, 15 bin. O da yaklaşık 1 Amerikan doları yapar. Yani TL'ye vurduk mu 1 rupi 2 TL yapıyor arkadaşlar. Burada 1 dolar 15 rupi. Değerli. Parası, ekonomisi falan da iyi. Stabil. Dolar kuru hiç yıllardır. Yaklaşık 10 yıldır falan sabit hemen hemen. 14 ile 16 arasında gidip geliyor. Çok fazla bir oynama olmuyor açıkçası. Şimdi ana artere çıkacağız. Motoru park edeceğiz. Ondan sonra Bali'nin içinden geçeceğiz. Benim Londra'ya geldik. Serene diye bir yer. Selamat pagi. One day. Kaç kilo geldi? 3 kilo. Şimdi burada ekstra işte doğal sabun, ayrı ayrı yıkama falan onlar var. Onları söyleyeceğiz. Separate color. Hot water 30. Yes. And natural soup. Soap. Soup oldu mu çorba olur. Tomorrow is same time, right? Yes. Okay. How much? Evet. Name? İbrahim. Iron, yes. Error verdiği için fazla zorlamayacağım. Terima kasih, see you tomorrow. Evet. Laundry'ye kıyafetlerimizi de verdik arkadaşlar. Şimdi şunu bir çıkarayım ya. Ateş bastı ha. Of. Şimdi tekrardan Ubud Çarşı'ya geldik. Kıyafetlerimizi verdik arkadaşlar. 24 saatte hazır olacak. 67 bin ödedim. O da yaklaşık olarak 4 dolar 30 sent yapıyor. Çünkü neden? İlave olarak ütü istedim. Onun haricinde beyaz sabunla yıkayın dedim. Ayrı ayrı yıkayın dedim. 30 derecede yıkayın dedim. Burası da Clear Cafe. Çok konsept bir mekan arkadaşlar. Birazdan gireriz buraya olmazsa. Şu motoru park edelim önce. Parking işi biraz sıkıntı. Hadi gençler. Hızlı olun lütfen. Bali'de hız önemli. Motorumuzu park ettik ve geldik arkadaşlar. Ve yanımızda kim var? Buket, merhaba. Merhabalar, Bali'nin yeni muhtarı. Ne haber? İyilik, sizden ne haber? İyi, nasıl gidiyor? Hoş geldiniz tekrardan. Sen hoş geldin, ben buralıyım kızım. Aynen, ben de buralı olma yolunda ilerliyorum ya. Hadi ya. Evet, Bali'ye gelen vazgeçemiyor herhalde. Evet, burası öyle. Yüzü bir atmosfer. Gelen aşık oluyor, gitmiyor Bali'ye. Aynen. Ne zamandır buradasın? Yani bir ay oldu, aynen. Ne kadar geçenlerde şeye gittim, immigration'a işte bir ay daha uzattım. 2 ay olacak inşallah, böyle böyle. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Ne kadar daha kalmayı planlıyorsun? Uzun bir süre kalmayı planlıyorum aslında. Böyle bir 5 ay, 4 ay ama tabii bu aralarda burada durmam yani temelli. Yani birkaç yer gezerim. Yerimde duramıyorum biliyorsunuz. Doğru. Zaman gösterecek. YouTube'a da başladın galiba. Evet, YouTube'a başladım ya. Artık yani biraz azimliyim. Haftada 2 video yayınlamayı düşünüyorum. Yayınlayacağım daha doğrusu. Yayınlamayı düşünüyorum yok bak, yayınlayacağım diye. Bakalım. Tabii iddialı bir...
Buket kanalının ismi ne? Buket Karakurt 1. Yani Buket 1. Karakurt yazarsanız zaten. Karakurt 1 mi Karakurt mu? Karakurt yazsınlar, okay. O çıkar. Arkadaşlar ekranın sol altına Buket'in YouTube kanalının ismini bırakıyorum. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Güzel de içerikler üretiyor. Hatta bazı yerlere beraber gidiyoruz. Belki birçok videoda Buket olacak bizimle. Evet. Burada olduğu sürece. Güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Elinden geleni yapacağım ya. Bakalım. Evet, elinden geleni yapma. Fazlasını yap. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi evet. Biraz turlayalım bir çarşıda. Sen de malum geldin buralara bir turist evet. olarak. Evet. Turist mi? Değil misin? İkinci gelişim bu benim. Hadi ya. Aynen. Geçen geldiğimde 2 ay kalmıştım. Bence uzun bir süre. Şimdi arkadaşlar. Çarşının göbeğindeyiz. Hava çok sıcak abi. Evet, tansiyonum memleket düştü. Memleket yani yür. Memleket Adana. Böyle şekerim düştü. Senin bu antin kutin bir içeceklerin vardı. Neydi o? Evet şey bubble tea. Aynen saçma severiz. Zaman bir içecek. Evet ama güzel. Seviyorsun. Ondan bir içelim şöyle bir yüreğimiz ferahlasın. Olur bulursak şu aşağıda görmüştüm sanırım. Şehir merkezinde. Ondan sonra belki açlık durumumuza göre bir lokal food tadımı yapabiliriz. Yani. Çarşı pazar gezeriz. Evet. Müze öğren yerlerini gezeriz. Okay. Çok beklersin. Bende müze falan yok. Ben de çok müzeci değilim ya. Kimini bilen bilir. Öyle müzeymiş, tarih falan. Malum ülkemizin ilgisini çekmiyor. Yani 200 bin kişi takip ediyorsa o kısımla ilgilenen maksimum 100 kişidir. Maalesef o 100 kişi için de gidemiyoruz abi açıkçası oralara. Ha, bazen gösteriyoruz bölümlerin içerisinde. Genelde bizim işimiz böyle sokaklar, girilmeyen mahalleler, tehlikeli bölgeler. Biliyorsunuz dünyanın birçok yerine gittik, özel içerikler ürettik. Birçoğu YouTube'da ilk defa yayınlanan içerikler, daha ikincisi çekilmemiş. Yine özel projeler gelecek. 15 gün sonra güzel bir seyahate çıkacağız. Buket de yanımda olacak. Nereye gidiyoruz? Güzel bir adaya. Gili Adası mı yoksa? Hayır. Bilmiyor çünkü o da. Çok bir sürü secret, ada var burada. Secret bir adaya gideceğiz. Kabilelerin yaşadığı. İsmini vermek istemiyorum. Wow. Büyüsü bozulmasın arkadaşlar. Onun da haberi yok çünkü. Yaklaşık 3-4 ay önce oran hazırlığını yaptım. Rehberler hazır, özel korumalar, polisler hazır, bizi bekliyorlar. Efsane prodüksiyonla yine sizlerle olacağız. O sürece kadar da Bali'yi göstereceğiz efendim. Bu kardeşiniz artık biliyorsunuz buraya yerleşti, burada yaşıyor. Ufak bir turizm şirketi kurduk, turlar yapıyoruz. Kendi private turum var. 26 Ocak 2 Şubat arasında 8 gün 7 gece. Eğer müsaitiniz varsa hepinizi bekliyorum. Onların zaten hepsini Instagram'dan duyuruyorum. Burana duyuracağım. IT yollarda Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ne için heyecanlısınız? Ne bu şey adam oda? Adam mı? Kabulema bile dedim. Kalbim şey oldu. Bekleyeceksin öyle yok. Kalbim hızlandı resmen. Evet sorry. Severiz atraksiyon macera. Oo şu düşüş. Mağazanın güzeline bak. Ne yapacaksın? Baksana. Tam bir spiritüel ya. Bayımı nasıl yani giydirmişler inanılmaz. Ya. İnanılmaz. Baksana. Çok güzel kıyafetler var ama. Ya Bali'de şu olayı çok seviyorum. Böyle güzel güzel mağazalar var abi. Enteresan kıyafetler bulup giyebiliyorsun. Evet. Ben normalde böyle şeylere karşıyım. Beni bilirsin Anadolu çocuğuyum ama artık yavaş yavaş değişiyorum. Artık Balilisin. Değil mi? Evet. Acayip nem var ya. Şu an yağmur sezonundayız bu arada. Biliyorsunuz ki Bali'nin yani en işlek sezonu diyeyim. Nisan'la Ağustos arasında. Ama yılın 12 ayı tropikal bölge olduğu için hava sıcak arkadaşlar. Soğuk değil yani. Ha, sim kartla ilgili bilgi verelim. Bali'ye geldiğinizde sim kartı alacaksınız. Telkomsel'den alabilirsiniz. Ben 35 GB'lık kullanıyorum. Şurada. How much is that? 35 GB. Ha, 300K demiş mesela. Çok pahalı o. 250'ye 230'da falan alırsınız. Seri makası. Kaç aldık biz sana geçen gün? 200. Değil mi? Hmm. Doğru. Pazarlık bayağı yapman gerekiyor. Pazarlık yapmıştık ama. Evet. Pazarlık yapmazsanız yüksek fiyat çekerler. Özellikle kıyafet alacaksanız sokaktan 500 rupi derlerse kaç teklif edecekler? 100. Aferin. 5'te 1'i arkadaşlar var. Evet. Artık tecrübeyle sabit. Doğru. 500 rupi derlerse 100 rupi teklif ediyorsunuz. Daha sonra 120-130'a bağlayıp alıp çıkıyorsunuz. Aynen 150. Bunu defalarca yaptık. Denedik. Denendi. Evet. Arkanızdan bağırıyorlar böyle. Tamam tamam geldi. Çığlık çığlığa. Evet. Parayı seviyorlar adamlar. Yani sapıyorlar parayı adeta. Bir de burası turistik ya. Evet aşırı turistik. Ya tutarsa diye yüksekten çekiyorlar fiyatı. Ondan sonra alan alıyor almayan işte tecrübeliler böyle fiyatı düşürüyor. Bir arkadaşım gelmişti 7-8 ay önce Fransa'dan. Kıza 800 rupiye satmışlardı sim kartı. Yuh. Tabii geldi bir de diyor ki ucuza aldım diyor 50 dolar diyor. Gittik geri adamın 600'ü geri tahsis ettim. Hadi ya. Tabii sen nasıl kandırsın wow. Arkadaşım ver bakayım dedim. Ben de bir de lokal ID'si falan olduğu için tırsıyorlar, geri veriyorlar arkadaşlar. Lokal neyi var? ID kart. Ha. Yes. Oo, mekana bak. Burası ne?
Sundi. Yok değil. Chinese Garden diye. Güzel bir kafe yapmışlar. Chinese'nin bahçesi. Dostum. Çok tatlı. Bak küçücük alanı nasıl değerlendirmişler. Evet. Ya. Bak şuraya bak. Ay bu da Aa farklı. Şey Vietnam'da, Kore yemekleri. Kore. Ha. Hiç sevmem. Ha, bayılırım. Hiç sevmem. Önden bile geçmek istemiyorum. Bu neymiş? Spil. Bak bu mekanı çok beğeniyorum ben. Tatlıcı çünkü. Aynen. Nerede sağlıksız şey var? Çok iyiymiş. 35K. Bayılırsın. Bro, severim. Burası da Made in Bali. Çok güzel böyle ada kıyafetlerinin satıldığı gömleklerin, tişörtlerin. Kumaşları çok iyi bak buranın. Değil mi? Hı-hı. Güzel bir mağaza. Bakar mısınız? Bak şu şu. Hangisi? Şu, bak. Aa Dans çok kaliteli. Dans Türkiye'de işte sayırı var ya. Kaç paraymış? Pahalıdır. Bir soralım bir. Selamat pagi. Yazmıyor fiyatlar. Bilerek yazmamış. Ha bunlar 300'müş bak buket. Oha. Şunlara bak. İşte üstünde yazıyormuş ya 300. Yazıyormuş mu? Aha. Bak şu çok güzelmiş. Yani 550-600 TL. Oo güzelmiş. Çok ama iç gösterir. Çok içi gösteriyor evet. Bak bu da güzelmiş. Made in Bali. 300K çok pahalı ama bunlara. Bir tık pahalı işte burası. Bunun hakkı 100K. Ama kumaşı çok iyi baksana. Aa, çok iyi ya. Kumaş, pamuk. Bak. Aa bayıldım. Çok güzel değil mi? Evet. Kokonat ağacı varsa. Kokonat ağacı varsa okey. Şimdi. Be careful. Left side. Okay. Bak burada da bir çikolatacı var. İlk defa çikolata ile ilgili bir şey görüyorum. Aa, ben Bali'de. Kakao shop burası. Çikolatacı. Evet. Buraya bir girelim. Evet. Ve davet alım yapalım. Varsa. Selam kızlar. Çiğ kakao, çiğ çikolata işte. Selam Atpagi. Tam hali galiba. Onu değerlendiriyorlar. Bay. Goji belli falan var. Naneli. Oha çok iyi. Kajulu var. Ortam güzel ha. Bak. Çikolatası kakao organik. Organik ha. Bu neden var biliyor musun? Bu seremonilerde kullanılan. Aynen. Bu da kakao meyvesi. Yani yediğimiz çikolatalar aslında bu meyveden çıkıyor arkadaşlar. Bu kakao. İçerisinde beyaz meyve var. Resmini koydum oraya. Kurutuluyor. Kuruttuktan sonra çekiliyor. İçerisinde şeker giriyor, tarçın giriyor. Her şey giriyor. Biraz da glikoz koyuyorlar. Çikolata i̇şte yapıyorlar. İşte bu ama ham hali. Aynen kurutulmuş hali. Özü. Yani ve şeker. Bunu aynı zamanda Güney Amerika'da içini beyaz olarak çıkarırlar taze taze meyveyken. Acılı yemek yaparlar. Bizim haşlama patates gibi. Çok güzel olmaz ama fena değildir yani. Çok ilginç. Sen seversin öyle antik şeylere. Aa tabağı. Test tabağı. 20 kaya bütün hepsinin 4 tane şeyi test ediyorsun. Alalım. Deneyelim mi? Okey. Testlik yapalım. Tadım. Buraya gelmişken. Selam Atpagi. Hello. Simple fold for flavors. Yeah. One. Uh-huh. Which flavor is goji berry? Goji berry. This one. Orange and peach. Orange. Raisin and cashew. Raisin. Ha. Kuruzu ve kaju. And this one is the pure and raw. Ah, just. Just the original. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Gel bakalım deneyelim. Goji berry. Sevmezsin. Şekersiz değil mi? Şekersiz. Çok güzel ama. Onu seversin. Bu da ne? Kaju. Ve şey, kuruzu. Şu incire benziyor ya. Şunu dener misin? Evet, incir. Değil mi? Hepsi birbirinden güzel. Terima kasih. Have a nice day. Bak gene ne buldum. Nasıl görünüyor? Buranın meşhur yemeklerinden bir tanesi kızarmış pirinç anlamına geliyor. Böyle değişik çeşitleri var. Onun tişörtünü yapmışlar ya. Milli yemekleri. Selam Hagi. Bayıldım. Oo. Oha. How much is that? Oh, wow. Wow. Çok güzelmiş. Evet. You have discount? No. Please. We are YouTuber, but you're famous. No, wow. Sonra burası şey olduğu için kurumsal mağaza ya. Evet. Terima kasih ablacığım. Evet. Çünkü gün az gelsin. Nasi goreng, vegetarian, 23K. Bu neymiş ya? Manditos. Dondurmacı. Churrasco. Churro, churro. Seversin. Evet, churrocu. Spanish. Vay benim kardeşlerim. İspanyol tatlısı arkadaşlar. Bizim
halka tatlının şerbetsiz hali. Selam Apagi. Apa kabar? Ben de good. Thank you. Ben de good. Mutsuz. Tabii. Sıcaktandır. Sıcaktan da abi ben müşteriyim ya. Bana bir güzel yüz göstermesi lazım ki. Doğru. Ondan iki tatlı alayım. Bu ne? Confiture de Bali. Aa şeyci, şeyci. Aa burası çok şey, reçelci bu. Evet. Her şey reçelini yapıyorlar. Bali Asya'da yaşamak için en güzel ülkelerden biri. Değil mi? Burası da asaici arkadaşlar. Bilen bilir. Brezilya'nın milli meyvesinden yapılan tatlı. Lezzetli, güzel. Geliyoruz arada bir bizler, böyle keyif yapıyoruz. Seviyorum. Böyle ilginç ilginç kıyafetler satılıyor. Şu kıyafetleri hatırlayanlar var mı? Meksika'da göstermiştim 2,5 yıl önce, Oaxaca'da. Kuru kafalı falan bende de vardı. Burada da açmışlar öyle bir yer. Ha, dönerci, kebap. Dönerci Sukan'ın yeri burası. Ana caddeye çıktık şimdi. Bugün ama trafik yok bu kez, fark ettin mi? Evet, güzel. Şansımıza. Evet, şanslıyız. Hava da güzel, yağmur yağmıyor. İnşallah evet. Yağmaz. Nasıl kolyem? Fil dişi. Sahte fil dişi, gerçek değil arkadaşlar. Böyle evet, gerçek biliyorsunuz, değil. Takmıyorum. Karşıyız. Evet. Plastik. Çok güzel şeyler var. Bak etek güzelmiş. Şöyle bir şey. Krem rengi. Wow, çok hoş. Selam Apagi. Rapa. Yüz elli bin diye. Kaç bin? 150 bin. 150. Ha. İyi. Evet. Elma kasi. Şimdi Yunus gelsin ablacığım. Çok iyi. Of, tansiyonum düştü ya. Ne oldu ya? Çok sıcak, çok. Soğuk bir şeyler içelim. Aynen. Şurada bizim o tırıvırı çaycıya gidelim buz de. Buz gibi. Bayağı kilo verdin ama. Aynen. Totalde Amerika'dayken Miami'de 105 kiloydum en son. Dedim bu iş böyle gitmez. Kıyafetler dolmamaya başlamıştı o zaman. Ama bir diyete girdim. O gün bugündür. Toplamda 23 kilogram verdim. Nasıl yaptığım soranlar olacaksa, sadece protein ağırlıklı besleniyorsun. Et ve tavuk yiyorsun. Izgara, haşlanmış, yağsız. Ve beyaz un, ekmek ve şekeri tamamen hayatınızdan çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra tadın. En önemlisini söyle. Hı? En önemlisi. Günde iki öğün. Hayır, gece, akşam geç yemiyorsun. Tabii, gece yemeği yemiyorsun. Akşam saat 6.30-7'de son yemeği yiyip günü kapatıyorsun. O çok önemli. Evet. Olma karnın acıktı, bir tane elma salla. Tabii. Ama kesinlikle öyle pizza söyleyeyim, hamburger çakayım, yok Burger King'e bir sipariş atayım falan, o işlere girmeyin ayıp, abi. Ayıp. Yoksa kilo veremezsiniz. Bakın nasıl fitim. Gençler. Burası Black Eye. Kruvasancı. Mubakat. Şu Bali'de bir kruvasan yapan yok adam akıllı bir yer. Sen aç. Ben açacağım en sonunda. Ha geldik. Evet, bizim mekan burası. Çok ucuz burası. Bedavadan biraz pahalı. Aynen. Varane Pipo. Varane Pipo. Ah, çok sıcak. Benim şeydi değil mi? Bu sefer şey içeceğim. Hawaii Fruit. Hangisi? Şeftali, Passion Fruit, Mango yastıcı. Okay. İçine bubble var mı onun? Yok, atarız. Biraz büyük ama o. Olsun. You have 10,000? Çok iyiymiş. Fiyatlar çok ucuz. Böfelik fiyatları 1 dolar 1,5 dolar arkadaşlar içecekler. Evet. Mesela ben hava içeceğim 22K 1,5 Amerikan doları yapıyor. Çok iyi. Selamat Bagi Bro. Apaka var. Hayır. Satu Hawaii Fruity. Satu Hawaii Fruity. Yeah, extra pearl. Extra pearl? Yeah, you? Just original jasmine tea. Original jasmine tea, you want? Yes, ma'am. Okay, enough. Enough. One Hawaii Fruity. But no sugar, right? For the original jasmine tea, no sugar? Yes. One Hawaiian Fruity with pearl. One original jasmine tea, normal ice, no sugar? Yes. 34,000. Just böyle. Buyurunuz efendim, bu senin. Bayağı büyükmüş, ben bu kadar büyük tahmin etmiyorum. İnşallah bu güzeldir abi, ben geçen seferki gibi bir şey sandım da. Evet.
Fena değil. Taze meyveli galiba. Çay bu. O benim için mangolu şeydi böyle, mango suyu gibi. Evet. Çok hoşuma gitmedi. Benimki zaten normal değil. Tam senin gibi. Şekersiz yazdığı çay. Ve içeceğimizi içtik arkadaşlar. Çarşıya indik tekrardan. Şöyle biraz ağır sokaklarda falan kaybolalım. Burada da tapınaklar falan var. Akşamları dans falan yapıyorlar. Galungan dansı, keçak dansı, ateş, su dansı. Farklı farklı şeyler yapılıyor. Yani şu an low sezon olmasına rağmen doluluk oranı iyi yani otellerin. %50'nin üzerinde iyi kalabalık var. Artık çünkü sezondan, mevsimler falan dengeleri bozuldu. Yani şu an yağmur yağması lazım ama bir aydır toplasan az 3 defa yağmur yağdı. O yüzden insanlar geliyorlar artık yağmur mağmur dinlemeden, yiyip içip geziyorlar. %60'ı turistlerin sanırım Avustralyalı. Efendim? Avustralyalı. %60 değil, %90 fazla. Avustralyalı. Evet, çok fazla. Avustralya çünkü buraya en yakın yer olduğu için 2 saatte geliyorlar Perth'ten. Harika bir yere getirdim sizi. Burası bizim Osman abinin yeri. Çok güzel tablolar falan yapıyor. Bakar mısınız? Kendisi koyu bir Galatasaraylı. Aslanla ilgili çok fazla tablo görebilirsiniz burada. Ve Afrika aşığı. Eskiden bir sevgilisi varmış, Afrikalıymış arkadaşlar. Ama aileler onay vermemiş, evlenememişler. O da burada ne yapsın sürekli Afrikalıları resmediyor. Ve Budizm'le ilgileniyor abimiz. Şalvarın güzelliğine bakar mısınız? Hemen çarşıda. Sen tanıyor musun Osman abiyi? Tanıyorum, geçen göçtük. Aynen, kendisi şu an burada yok. Türk, İstirahatte. Türk kendisi. Türk değil kızım, böyle değil Türk. Mi? Tabii, Bali'de. Niye adı Osman? Ha? Adı niye Osman? Osman? Asuman gibi bir isim var. Aslında da Osman diyoruz bana. Okay. Halk arasında. O zaman. Çok zanaatkar bir adam. Heykel sanatçılığı Endonezya'daki halkın yine en büyük gelir elde ettiği mesleklerden bir tanesi arkadaşlar. Bizdeki berberler gibi düşünün. Burada da altın meslek heykel tıraşlık. Bakar mısınız? Ahşaptan yaparlar, demirden yaparlar, kayadan taştan yaparlar böyle. Bu konuda çok iyiler. Sanatçı ruhlu Baliler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tabii bunlara dokunmak falan biraz sıkıntı. No fotoğraf, no video diyor. Kaçalım yavaştan. Görüntüleri sindirmeden. Kurallara uyalım. Bu gibi şeylere lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorumlarımızı, beğenilerimizi yapalım abi. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse şu bünyeyi o kadar çok mutlu ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Endonezya'nın Bali Adası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.